Mesela şöyle bir kıyaslama yapacak olsak. Oyuncu kıyaslaması yapmıyorum ama. Bartu'nun beklentisi varsa ayrı değerlendirilir. Örnek veriyorum Beşiktaş şu an Rıdvan ve Ersin'le masaya oturacak. Oyuncuların beklentileri çok daha farklı olur. Bunlar oynayarak şampiyon olmuş bir kere. Tabii ki. Şimdi ve Ersin gibi bir değer katarsın takımına. Bu çok önemli. Ondan sonra belli başlı isteklerle gelirsin yönetime. Evet. Yani burada birazcık oyuncuların bir şeyi ispatlamış olması gerekiyor. Şimdi Rıdvan Yılmaz... Ben U17'den de hatırlıyorum oyuncuyu. Çok gelişim kat etti Rıdvan Yılmaz. Evet. Öyle böyle değil. Yani Rıdvan Yılmaz'ın pozisyon bilgisi anlamında hala zafiyetleri var mı? Elbette var. Ama o günkü noktayla bugünkü arası, bugünkü nokta arasında çok ciddi bir mesafe kat etti. Ve Rıdvan Yılmaz belli ki antrenman temposuyla bize maçta şunu söylüyor. Maç, maçın en çok koşan oyuncularından biri hep Rıdvan Yılmaz. Şimdi ben bu oyuncuyla ilgili elbette daha olumlama yapar hale geliyorum. Çünkü Rıdvan Yılmaz bana bir olgun bir sol bek gibi bir oyun sergiliyor. Şimdi Rıdvan Yılmaz için ben beklentiyi şimdi Sercan da deklar etti. Orada 5 milyon euro. Ben üstünün zorlanmasını düşünüyorum. 10 milyon euroların konuşulmasını düşünüyorum. Neden? Bugün Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ı gönderse 5 milyon euroya diyelim bon servis bedeliyle bıraktı Rıdvan Yılmaz'ı. Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'tan aldığı para 1 milyon TL. Yani at, at, ne yapıyor? 60 bin euro mu yapıyor? Hemen hemen. 60 Hı -hı. bin euro. Sen şimdi Bugün Borussia Dortmund'un kapısını çal. Yedek paslakı ben sol bek olarak düşünüyorum de. Alabilir misin acaba 5 milyon euro yedek oyuncuyu? Alamazsın öyle bir. Ve çok benzettiğim de bir oyuncudur paslak Rıdvan Yılmaz'a. İkisi de çok kalite oyuncudur ama Rıdvan Yılmaz gibi bir sol bek alman çok güçleşiyor. Türkiye'de zaten yok. Belki Kasımpaşa'da Eren Elmalı bir şeyler vaat ediyor o anlamda. İyi bir oyuncu. Ama Rıdvan Yılmaz kadar dinamik, Rıdvan Yılmaz kadar golü düşünen, ya mesela Rıdvan Yılmaz'ın attığı... Goller copy paste goller. Şimdi şu ekranda biraz Ama onları da Ser, Serdar biraz realist olmak lazım. Kaçıncı Beşiktaş? Ligde. Beş ya da altı. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı? Sıfır. Ama e oyuncular bu kadar iyi de Bu takım niye bu halde? Abi, abi orada ben sadece oyuncular... Yani listeşim. ay bak. Ama hayır abi ay, yok, bak. yok. Şurayı Şuraya yerde etmemiz lazım. Şöyle, şöyle uçuyorlar. Hayır, böyle hayır, kaçıyorlar. Acay acay acayip, acayip, Takıma ne veriyor abi? Takıma çok, büyük, çok büyük. Hayır takıma ne çok veriyor? Çok büyük oyun veriyor abi. Kerem Aktürkoğlu. Çok iyi oyuncu değil mi? Evet. Kaçıncı Galatasaray 15. O zaman hani Avrupa'ya ha, örnek hadi. vereyim. Bak iyi oyuncu olmak başka bir Avrupa'da Galatasaray lider. Kerem Aktürkoğlu'nun oyunu da harika bir oyun mu? Tamam. Tamam. Evet. Niye elde 15. O zaman Galatasaray'ın oyun stratejisi Ay bak bir, bir şurayı bitireyim abi ne olur. Burası önemli çünkü. Galatasaray'ın oyun stratejisi de Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmaya yönelik bir strateji. Ama Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyununa bakıyorum. Sergen Hoca evet e ee, o anlamda tecrübesiz bir hocaydı. Ama daha rasyonel bir oyuna anlayışı içerisinde olsaydı Rıdvan Yılmaz da çok iyi iş yapabilirdi o kadronun içinde Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar kötü olmazdı Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde. Vallahi 4 Ligi ön libero ile oynadı Sporting maçıydı. O çok istisnai bir maç. Orada zorunluluktan ama ilk mesela orası mesela, böyle bir örnek Rıdvan'dan ne yapabiliriz. Penaltiyi yani de penaltiyi bölüncü... de Rıdvan yaptırdı pardon. Penaltiyi de Rıdvan yaptırdı offset de Rıdvan. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Elbette var. Ama ya, Beşiktaş ben gün, çok büyütmeyeyim Sergen diyorum. Hocalar, bak bu, bu, oyuncular iyi oyuncular. Abi ama, ne yapacak? 3-4 milyon verecek? Ama, Alabilir miyiz aynısını zamanda? ben, bu ben, eğer Beşiktaş e, yönetimi belli bir tavır için dese, fiyat skalası içinde, Rıdvan'a da bunu teklif etmişse, Bay efendim böyle oyuncu bırakılıp niye demem abi. Demem. Hak tamam, edecek. Ben oyuncu... derim abi. Tamam sen de. Oyun... Yani her oyuncunun belli bir oyuncu, değeri var. Oyuncu da, oyun, ne oyuncu kadar da hak istiyor. edecek. Beşiktaş Anadolu hani kulübü Anadolu'da, ne kadar abi, bir Anadolu'da rakamla söz... oturuyor. Anadolu'da Bunlar bir söz, önemli. söz vardır. Başkadır ama ben değiştirerek söyleyeyim. Ne sürdün elime, pardon ne verdin elime, ne süreyim saçıma de, derler. Oyuncu, oyuncu da takım 15. Ha, Rıdvan Nersin için var kupartalım. 3 tane kupaları var sonuçta bu oyuncuların. Geçen seneden iki kupa var. Bu sene süper kupayı kazandılar. Yani çok küçümsediğimde düşünmesin. Düşünülmesin. Ama bu kadar da büyütmeyeceksin. Ne diyoruz abi? Monaco'da ilk 16 göremeyen Onyekuru Türkiye'nin yıldızı. Yani biz bu ligle değerlendiriyoruz. Mustafa Kapı niye döndü? Bu ligle değerlendirmeyeceğiz. Fernandez'e yani başlarken bu, programı aynı cümlelerle bugün başlamıştık. Yani Fernandez'in ne kadar değerli? Kulübün için mi değerli yoksa Avrupa futbolu için mi çok işte önemli Bizde Bizde ya, figür. bizde iyi. Yusuf Yazıcı'dan daha yetenekli oyuncumuz var mı ofansif orta saha düşündüğümüz zaman? Oynayamadı işte. Lille gitti. Ya işte Çünkü ama sistem çünkü ora, or, çok oranın aynen. Or, oranın sisteminde, oranın düzeninde, oranın yoksa Yusuf'un kalitesi. Oranın rekabetinde ayağına top gelince orada şöyle bir, yok. Orada şöyle bir virgül olabilir belki. Çünkü Yusuf'un bahsettiğiniz onun oyun tarzını Christoph Galtier'in bile çözmesi biraz zaman aldı evet. ve onu UEFA'da parlattı. Şimdi Galtier'in Nice gitmesiyle beraber Yusuf için emek ya. verecek bir teknik adamın yokluğu orada biraz O kadar biraz önemli daha ki işte ön bu. Çıkıyor. O kadar önemli ki ben. Ama yine bu... sürekli ilk 11 yapmıyor. Dediğin gibi Tabii UEFA Galtier amaçlandı. ona sürekli 11 League. vermedi ama League. nasıl verim alacağını çözmüştü League. Yusuf. Ligde değil aynı bizim şey gibi yaptılar. Eee Ziraat Türkiye Kupası'nda daha çok B kadroları deniyor. oynatmayı tercih ediyor Lille de öyle yaptı yani. Ne son maçlarda bayağı süre aldı ama ya. Almadı mı? Çok sürekli ilk 11 oyuncusu değildi Yusuf. Ya yine aldı Giriyordu, çıkıyordu. 60'ta çıkıyordu. Elbette ama çözmek biraz Ayı yani. vardı şampiyonlukta. Mesela ee, mesela şu oyunda ee, Önder Hoca'nın oyununda Rıdvan Yılmaz'ın çok büyük bir katkısı var. Ya işte aslında hep geldiğimiz nokta şimdi Beşiktaş'ta o bir şey yapılıyor aslında şu an belki farkında olmadan yapılıyor ama şimdi kaleci Ersin 1 Rıdvan Yılmaz 2 Emirkan Emirhan Emirhan İlkan seneye 11 oyuncusu olacak bu oyuncu yüksek ihtimalle onu vaat ediyor 3 Jason Fernandez 4 çok gençleşen bir takım haline gelecek seneye Beşiktaş hatta sağ tarafta bir Emirhan Delibaş şimdi Emirhan İlkan'a herkes odaklandı ama eee Gazal'ın muadili belki de daha iyisi bilmiyoruz oyuncunun nereye ulaşabileceğini ama bir de Sercan antrenmanda bir genç oyuncunun adını telaffuz etmişti. Demir Ege Tıknaz. O da Hocanın aynı da şekilde. Çok o da aynı şekilde. Tabii tamam, ee, vakitleri var bu. Tabii ki ama yani bunlar, bunlar e, bu oyuncuların oyun, şimdi şuraya geleceğim. Yani oy, oynatıyorsun. Oynatamıyorsan ha. oynayacağı bir kulübe vereceksin. Ama Oynasın şunun şunun mı? Şöyle bir avantajı var Beşiktaş'ın. Bu oyuncuları tanıyan kim? Önder eee e, Önder Karabeli. Şimdi Önder Hoca oyuncuları o kadar iyi tanıyor ki biraz da oyuncuların üstüne sistem inşa edecek aslında. Çünkü o kadar kaliteli adamlar ki bu kaliteli adamların üstüne oyun inşa edilir. Etsin. Ama Ediyor ama, da. Etsin ama oyuncuların gücü, tecrübesi. Yavaş o, yavaş o, ama o, zaten yavaş yavaş hazırlıyor. Etti, ed, eder, yapmaya da çalışırlar ama tabela konuşmadığı zaman problemler Elbette. başlar. İşte demek istediğim o. Eğer bu hamleyi yapıyorsan. Ama Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonsa. Yani senden şampiyonluk bekleniyorsa ve bu hamleyi yapıyorsan önce taraftarını ikna etmen lazım. Peki şu klişeden de yani gerekmiyor anlatıp, mu? bu tolerans aralığını oluşturman lazım. Yoksa o çocuklara iki hata yaptıkları zaman mırıldanmalar baş, başladığında gelişeceklerin daha da geri gitmeye başlar. Ya Hollanda Ligi'nde iki takım var. PSV Eindhoven ve Ajax. Şimdi Ajax'ta... arada çıkıyor. İşte, işte arada onlar ya. gençleştiği zaman Feyenoord bir yakalıyor Hı. ve gidiyor. Hatta Hollanda Milli Takımı yine örnek verelim. Şimdi bizim Türk takımlı olarak vizyonumuz ne? Yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak abi, Biz mı? orası değiliz işte. Bizim taraftarlarımız da O değil. Ya o zaman şimdi Tamam mı? Başka başka bir şey. Ya bunu yapmazsak bunun kurtuluşu yok ki başka. Ajax bunu yapıyorsa yani... Ya abi. abi. Şimdi yani, Hollanda yani, Milli Takımı. Hayır yani Haklısın bak yanlış anlama sen karşı çıkmıyorum. Kulüp şurada Twitter'da yazılan mesajlara göre kulüp mü yönetilir ya? Ya da şöyle bir örnek. Kim verin. dedi? Emre mi dedi? Sosyal medyadan tepki gelince vazgeçildi diye. Evet. Bartu'nun Antalya kampı. Bir de Rose miydi? Em, e, Emre Kaplan'ın söylediği Bartu ile alakalıydı. Hayır hayır. Şeyde e, Fener bir solda kalmak istemiş. Tepki gelmiş. Conan. Rose, Rose. E, de, Deni Rose. Deni Deni Rose, Rose. Deni Rose. Deni Rose. Deni Rose pardon. Yani abicim. Yani sosyal medyadan Aa, taraftar çok tepki göster ee, o, Böyle şey denir mi ya? durum şu olabilir. Taraftar tepki gösterdi ama az önce konuştuğumuz, daha doğrusu arada konuştuk biz onu. Deni Rose'un son 2-3 sezonda yaşadığı sağ dışı, yaşadığı evet. problemlerin sosyal medyada paylaşılması. hayır, hayır eğer öyleyse diyorum.